Cahit Çolak hocamız, Cahit Çolak hocamız da çok değerli bir üstadımız. Bizler hep yıllardır her yaptığımız faaliyette yanımızda, Bursa'mızda dediğiniz gibi tüm etkinliklere katılan, destek veren, Bursa'nın kültürel hayatında, Bursa'nın edebiyat hayatında gerçekten önemli bir rol olan değerli bir üstadımızdı. Her zaman için katkı sağlardı ve kendisi sessiz, sakin bir insandı. Ve önerilerini de her zaman için belli zamanlarda yazarak bizlere iletirdi. Ve bu taleplerinin yerine gelmesini isterdi. Ve gerçekten güzel şeyler isterdi. Güzel katkılarda bulundu. Güzel bir iz bıraktı. Kendisinden bizler razıyız. Allah razı olsun diyoruz. İnşallah mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. İşte dediğimiz gibi. Ve burada inşallah yaptıkları işler ona orada ecir olarak dönecek diyoruz. Arkadaşım, kardeşim, yoldaşımdı. Onunla Hareket Dergisi'nde tanıştık İstanbul'da. Bir süre İstanbul'da bulundu ve sonra Bursa'ya geçti. Cahit Çollak bulunduğu yere değer katan bir şahsiyetti. Tevazu içindeydi, kendisini gizlerdi ama gerçekten herkese faydası olan, katkısı olan bir insandı. Bursa'da da onun hayatını bu şekilde geçirdiğini biliyoruz. Hem kitapçılık açısından hem yayıncılık açısından değerli bir şahıstı. Onun kitabı her zaman önemli insanların uğrak yeriydi. İlim adamlarının, fikir adamlarının, yazarların. Ayrıca Türkiye Yazarlar Birliği'nin Bursa Şubesi'nin de kurucularındandı. Bu camia çok değerli bir evladını kaybetti. Aynı zamanda bir hal ehliydi. Onun hali bir nevi dergah olan kitap evine uğrayanlar tarafından bilinirdi. O yüzden de büyük bir hürmetle karşılanırdı. Allah rahmet etsin diyorum.